gerçekten hayır dedikçe, özgüvenimiz arttıkça o altınlara dokunmaya ve keşfetmeye başlıyoruz. Bu gerçekten güzel bir mutluluk. Yani 2 haftadan beri ben mutluyum hocam. Yani yüzümde tebessüm hiç eksik olmuyor. Hakikaten yani şu anda bile tebessüm ediyorum. İçimde, kalbimde, zihnimde bir huzur var. İnsanların zaten hocam milyar dolarlarını verip huzuru aramıyorlar mı? Evet. İnsanların aradıkları huzur değil mi? Ben huzurluyum arkadaşlar, korkmayın. Yani bu yola girmekten korkmayın, endişe etmeyin. Mutlu olmak istiyorsanız, huzuru yakalamak istiyorsanız çok uzakta değilsiniz. Bir adım atmanız gerekiyor yani. Hocamıza doğru bir adım atmanız gerekiyor sadece. Programa davet ettiğiniz için teşekkür ederim hocam, ilginizden dolayı. İsmim Cumali Demirel, 28 yaşındayım. İstanbul, Ümraniye'den bağlanıyorum şu an. Canlı yayın yapıyoruz. Almanya, Duisburg şehri, İstanbul, Ümraniye. Ortada buluştuk. İnternette buluştuk. Ve bu şekilde bir video hazırlıyoruz, röportaj yapıyoruz. Beni nasıl tanıdın, nereden buldun bir anlatır mısın Cumali? Hocam yaklaşık 1 senedir bir arayış içerisindeydim. Sürekli sosyal medyada ve YouTube'da sizin videolarınızı takip ediyordum. Orada ilgimi en çok çeken bir video Tavuk Kartal hikayesi. Yani o tamamen yani insanın uyanmaması mümkün değil hocam. Yani ben de o kendimdeki kartal ruhu hissettim ama kim beni kanatlandıracak? Nasıl uçacağım? Yani kendi başıma bu kartallığı nasıl yerine getireceğim? Sürekli bunun peşine düştüm. Ve en son size ulaşmaya karar verdim. Ulaştım. Sizinle bir ön görüşümüz oldu. Daha sonra programı sürdürmek için tarihler belirledik. Çok fazla bir zaman vermeden zaten başladık hocam programımıza. Ve programımıza başladığımız o ilk görüşmeden andan itibaren gerçekten hocam yani kişisel olarak o kadar insan değişiyor ki. Ön yargılarından kurtuluyoruz. Yani o tavukluk ruhundan kurtulmaya başlıyoruz artık hocam yani. Şimdi Tavuk ve Kartal videosunu seyretmeyenler vardır bu videoyu izlerken. Seyretmeyenler, bilmeyenler, belki ilk defa bizi görecekler. Onlara böyle kısaca anlatır mısın? Yani orada seni etkileyen şey neydi? O Kartal ve Tavuk hikayesinde. En çok seni orada etkileyen şey neydi? İlk defa duyan bir insana nasıl anlatırsın 2 dakikada? Hocam aslında insan müthiş yaratılmış bir varlıktır. Yani gerçekten bu mükemmeliyeti fark edebilmek tamamen müthiş bir şey. Hep böyle hayatımızda başaramayız, kazanamayız, bir yerlere varamayız. Hep bu tabular var, düşünceler var ama bir yandan da hep hayatımızda gördüğümüz başarılı insanlar var. Yani onlar nasıl başarılı olabiliyor? Biz neden başaramıyoruz sorusunu çeliştirdiğimiz zaman, Tavuk Kartal hikayesini dinlediğimiz zaman yani bizim uyanmamız gerekiyor. Yani bu çekirdeği, kabuğu kırmamız gerekiyor. O ruhumuzu canlandırmak için bu kabuğu kırmamız gerekiyor. Ve bunun da bilinçli bir şekilde, bilinçli bir kişi tarafından gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yalnız başımıza yine bir şey olmuyor. Ve siz gerçekten bu konuda hocam bizim ruhumuza ve kalbimize dokundunuz yani gerçekten. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz hocam sizlere. Eyvallah, eyvallah. Şimdi orada kartal var, değil mi? O kartal kendini yıllardan beri tavuk zannediyor. Ve ona öyle inandırmışlar. Tavuk olduğunu ona söylemişler, telkin vermişler. Bir çeşit hipnoz etmişler. Yıllarını öyle geçirmiş değil mi? Ömrünü öyle geçirmiş. İçindeki potansiyelini fark edememiş. Kartal olduğunu söylemiş birkaç kere ama hep onu ezmişler. Ve sonunda başka bir kartal geliyor, onu uyandırıyor. Yani bu hikaye seni etkiledi. Ondan sonra ne yaptın? Dedin ki tamam ben 28 yaşındayım ama bir şeyler yapmam lazım dedin değil mi? Bir anlatır mısın ondan sonra? Hocam ondan sonra bir arayış içerisine girdim. Yani size forum doldurup gönderdim. Daha sonra bir ön görüşümüz oldu. Sonra tekrar bir canlı görüşmemiz oldu sizinle. O canlı görüşmeden sonra bir analiz yaptınız hocam. Neleri başarabileceğimizi bize gösterdiniz ve gerçekten insanoğlu istediği zaman yani değişime açık olduğu zaman neleri değiştirebileceğini ispatladınız bize fizyolojik olarak, teknikler olarak. Daha sonra o 1. basamak mentorluk sistemine kaydoldum. Videolarınızı izlemeye başladım. 2. sistem olarak da haftalık canlı yayın, Facebook üzerinden bunlara katıldım. Yaklaşık 2 hafta oldu katıldım. Bu hafta 3. haftamıza doğru gidiyoruz. Yani bu kısa bir süre içerisinde çok mükemmel, muazzam değişiklikler oluyor ama benim hoşuma gidiyor yani. Evet. Yani sen bizdeki arızayı tespit ettin, bize bir yol gösterdin ve şimdi başarıya doğru bizi yönlendiriyorsunuz hocam. Evet. Hocam yapılan analizlerde yani %99 isabetli bir görüş oldu hocam. Yani gerçekten bu konuda emin bir şekilde söylüyorum. Yani dinleyen arkadaşlar sakın bir abartma olarak algılamasın. Samimi duygularımla bunları söylüyorum size. Bu analizden sonra neleri başarabileceğimi, neleri düzeltebileceğimizi gösterdim bize hocam. Daha sonra birinci adım sistemine, o ön görüşten sonra birinci adım sistemine, mentorluk sistemine dahil oldum. O programa katıldım. Oradaki videoları izledikçe bizler ne kadar çok yanlışa inandırıldığımızı öğrenmeye başladık bu sefer. Yani dilimizden hayatımızı nasıl güzelleştirebileceğimizin tekniklerinden bahsediyorsunuz orada. Daha sonra 3. aşama haftalık canlı yayın olarak Facebook üzerinden bir canlı yayın oluyor. Ona da katılıyorum. Çok güzel istifadeler ediyoruz orada. Gerçekten muazzam hocam. Teşekkür ediyorum yani. Evet. Eyvallah. Neler değişti hayatında? Bu 2 haftada neler değişti? Hocam ilk görüşmemizden sonra yani o canlı analizden sonra kendime bir özgüven geldi. Ya o güveni bana hissettirdiniz hocam. İnsan olarak bizlerin ne kadar mükemmel bir varlık olduğumuzu bize hissettirdiniz hocam. Daha sonra içimdeki o özgüvenden sonraki aşamalar. İlk önce iş dünyam değişti. Yani izleyen arkadaşlar sakın yani böyle 2 haftada böyle milyon dolarlık olarak algılamasınlar bu değişimi. İş dünyamda, zihnimde, kalbimde, duygularımda değişti bu değişim ilk önce. Bu içimdeki duygular değiştikçe etrafımızdaki duygular da değişmeye başlıyor. Planlar da değişmeye başlıyor. Hocam bilir bir iş sıkıntım vardı. Hayır demeyi, kendimize özgüveni öğrendikçe etrafımızdaki negatif insanları, enerjimizi çalan, enerjimizi yutan insanları devre dışı bıraktıkça bu sefer daha güzel ekmek kapıları açıldı. Yani bizim için hazırlanmış olan mucizeleri bilmiyoruz aslında, farkında değiliz. O kabuğu kırdıkça kapılar açılıyor. Yani şahsen ben 3 Şubat'ta yeni bir işime başlayacağım ve daha güzel koşullarda gerek finansal olarak, gerek sağlık açısından, zaman açısından daha huzurlu bir işe başlayacağım. Harici olarak ummadığımız zaman, ummadığım anda 2-3 gün önce elime bir para geldi. Yani beklemiyordum yani tanımadığım bir insan. Miktarı hiç önemli değil. Hocamızın bize göstermiş olduğu teknikleri uyguladıkça, dilimizden beynimizi uyarladıkça düşünceler değişiyor, hayat değişiyor. Yani bu konuda ben çok mutluyum hocam. 2 haftadan beri böyle çok ciddi bir sinirsel veya kırgınlık yaşadığım bir an olmadı. Çok şükür yani bu konuda benim için büyük bir ilerleme aslında. Yani önceden çok çabuk etkilenip kızan bir insandım. Artık bunu yapmıyorum yani. Etrafımdaki insanlar da bunu fark etti. Ailem, çevrem. Bu güzel bir şey yani hocam. İyi maşallah. Maşallah. Şimdi bu 2 hafta içerisinde 5 sütun var hayatımızda. Birincisi aile, ikincisi finans, parasal bereket, meslek, tamam, üçüncüsü sağlık, anlatabiliyor muyum? Ve kişilik, karakter. Şimdi bunları istediğiniz sıraya koyabilirsiniz. Bunu alıp buraya koyabilirsiniz, bunu buraya. Önem sırasını siz belirleyebiliyorsunuz. Burada bu 5 tane sütunda hemen değişiklikler başladı. 1. Biraz önce bahsettiğin hayır demeyi öğrendim. Hayır dedikçe, negatif insanları kendimden uzak tuttukça, yani seni tavuk diye ikna etmeye çalışan tavukları kendinden uzaklaştırdıkça ne yapıyorsun? Kişilik, karakter, burada bunlar değişmeye başlayınca finansal durum değişmeye başladı, değil mi? Birden kapılar açılmaya başladı. Paralar gelmeye başladı. Sonra kariyerde bir değişiklikler başladı. Meslek. Hemen başka bir işe 2 Şubat'ta veya 3 Şubat'ta başlayacaksın. Sonra bunlar değişti. Şimdi burada ilk defa dinleyen insanlara çok anormal gelecek. Hocam hokus pokus mu yapıyorsunuz? Yok öyle bir şey. Hokus pokus değil bu. Sadece artık uyanma vakti geldi. Yani sen yıllardan beri tavuk olarak ikna edilmiş bir kartalsın. Senin artık kartal olduğunu ben sana ispatlıyorum. Ispatlıyorum. %99. Değil mi? İlk ne yaptım? Ispatladım sana. Analiz yaptım. Test. Sen doldurdun. Ben doldurmadım ki. Kartal olduğunu ispatladık. Değil mi? Ondan sonra bunlar değişti ya. Şimdi 3 tane değişti. Bir şeyler daha değişti. Ailede bir değişiklikler başlamıştır. Ne oldu ailede ve sağlıkta ne oldu? Aile olarak hani bazı şeyleri çok sıkıştırıp olmadık şeyleri böyle sorun haline getirdiğimiz meseleler artık pozitif bakıyoruz. Yani böyle hiç tartışmaya sürünmeyecek. Yani kavga boyutuna gitmeyecek. Yani iki tarafı da dengeli bir şekilde mutlu edebilecek bir hal içerisindeyiz. Sağlık açısında da dışarıdan çok yemek yiyen bir insandım ben. Dışarıda böyle canım şey çektiği zaman onu kesin alır yerdim yani. Böyle kesin o an iştahımı tatmin etmeye mecburiyetim vardı. 2 haftadan beri bu şeyim de düzene girdi. Yani zırt yani böyle canımın istediği değil de cebime ve sağlığıma faydası olabilecek yiyecekleri tercih etmeye başladım. Hatta bugün eşime sordum. Fark ettin mi ben artık eskisi gibi yemeğe karşı bir şeyim azaldı. Evet dedi ben de farkına vardım dedi. Sen artık eskisi gibi her şeyi yemiyorsun yani. Böyle işkembeyi rastgele doldurmuyorsun. Bazen böyle yediğimiz ufak tefek sağlıklı yiyecekler gün boyu bizi doyuruyor. Yani böyle yemek ihtiyacımız da karşılanmış oluyor. Evet. Bununla aynı zamanda şunu da görüyoruz. Bu programlarla, uyanmakla yani insan tekrar kartal olursa sağlığına dikkat ediyor. Yani sağlıklı besinler yiyor. Şekerli, çikolatalı, vücuduna zarar veren gıdalardan uzaklaşıyor. Aslında ben diyetisyen değilim ama programımız bu 5 sütüne hitap ediyor. Kişi otomatikman kilo veriyor. Yani bizim programa başlayıp da kilo vermeyeni ben görmedim. Sağlıklı, sağlığına kavuşuyor. Mesela alerjisi varsa alerjiden kurtuluyor. Astım varsa astımdan, egzaması olanlar çok kurtuldu. Ama bu programla oluyor. Yani hani hocam sadece ben bunun için geleyim. Hayır. Sadece bunun için yani sen burayı düzeltiyorsun ama ailen de düzeliyor otomatikman. Sen tamam alerji için geldin. Sen egzama için geldin. Sende migren vardı. Migren için geldin benim programıma. Ama senin finansın da düzeliyor otomatikman. Senin kariyer hayatın değişiyor. Senin aile hayatın değişiyor. Senin kişilik durumun değişiyor. Sağlığın değişiyor. Yani burada hangi sebepten gelirsen gel bu 5'ine hitap ediyor programlarımız. Sonra neler oldu? Biraz daha anlatılması. Bu çekirdeği kabuğu kırdıktan sonra hemen zaten bu negatif insanları devre dışı bıraktığım an iş teklifim ortaya çıktı. Değerlendirmek istedim. Fırsatları değerlendirmek istedim. Ve iş görüşmesine gitmeden önce sizin bize programda göstermiş olduğunuz bir nefes tekniği vardı. Onu uyguladım. Gayet pozitif bir şekilde şartlarımı, niyetimi, aklımdaki ücret hedefini belirledim. Gittim. Yani dedim ki artık ben tavuk değilim yani. Ben kıymetli bir insanım. Onlar benim değerimi farkına varıp bu değeri vermek zorundalar. Ben tavuk olup onların şeyine girmeyeceğim dedim. Becerilerimi, şartlarımı dile getireceğim ve benim şeyim bu. Nefes tekniğini uyguladım. Relax bir şekilde, pozitif bir şekilde iş görüşmesine girdim. Konuşmalarımız sonlandırdıktan sonra bir fiyat verildi. Ben o fiyatı reddettim. Yani tatlı bir şekilde reddettim. Ve aklımdaki fiyatı söyledim. Biraz onlara itici geldi. Biraz böyle bozuldu yani. O arkadaşımızın yüzünde biraz renk bezi soldu biraz. Çünkü onlar tavuklara alışmıştı. Sen kartal olarak gittin. Evet. Evet hocam kesinlikle. Evet. Ondan sonra bir gün sonra ben size kararımı açıklayacağım dedi arkadaşımız. Ben de o arkadaşıma dedim ki İş görüşmemiz olumsuz olsa bile benim yine bir zararım olmadı. Bir insan tanımış oldum dedim. Yani sizi tanımış oldum. Hayatımda güzel bir insan tanımış oldum dedim. Ve benim yine zararım yok dedim. Ben yine karlıyım dedim. Ve iş görüşmesini sonlandırdık. Ertesi gün teklifim kabul edildi. Hatta arkadaşlarım bile sordular. Sen çok fiyat vermişsin. Kesin hiç kimse bu fiyatı kabul etmez. Keşke biraz fiyatı düşük tutsaydın dediler. Ve onlar da inanmadılar yani teklifimin kabul edilişine. Senin belirlediğin maaşı verdiler kişiler. Evet. Yani sen orada dedin ki ben bu paranın altında çalışmam dedin. Yüksek. Yani piyasanın belki çok üzerinde bir şeydi. Arkadaşlarım da şaşırdı. Öyle bir nasıl yaptın bunu nasıl istedin diye şaşırdılar belki. Ama sonra kabul edildi. Evet. Peki finansal olarak da bir değişiklikler başladı değil mi? Bereket. Sanki. Kesinlikle hocam harcamalarımız gerek mutfak alışverişlerimiz olsun gerek kişisel alışverişlerimiz olsun paramızda bir bereket oluştu ve bununla birlikte ummadığım, beklemedim yani bana yüklü miktarda para verebileceğini ummadığım birisi bize yüklü miktarda bir para verdi. Yani tatil parası verdi bize. Yani git dedi bu parayla tatil yap. Hiç ummuyordum böyle bir insandan. Ummadığım bir beklenti. Yani çok mutlu olmadık değil açıkçası. Mutlu olduk. Yani miktarın çok veya az olması mesele değil. Geliyor yani hocam. Kapılar açılıyor. Bereket kapıları da açılıyor. Rızık kapıları da açılıyor. Bütün kapılar açılıyor hocam. Evet. 2 haftada bu değişikliği gördüm. Kesinlikle hocam. Bir de şöyle 3 aylık bir program bu. Bakalım sonuna kadar bir gidelim. Neler değişecek sende? Öyle değil mi Cumali kardeşim? Sen de merak ediyor musun? Heyecanlı mısın? Ve sizden öğrenmiş olduğum bazı teknikleri şu an çevremde terapi olarak uyguluyorum. Evet. Uyguladığım insanlar bile şaşırıyor yani gerçekten böyle miydi diye. Bunun da bir güzel tecrübesi oluşuyor bizde. Daha güzel teknikleri öğrendikçe hem kendimize hem çevremize bu alanda da hizmet vermeye başladım hocam. Evet. İyi maşallah. Programlarımız devam ettikçe zaten yani bu diğer programlara da devam ettikçe Almanya'da biliyorsun benim verdiğim sertifikalarla maliyeden Almanya'daki veya Avrupa'daki ülkelerden maliyeden vergi numarası alıp psikolojik danışmanlık yapabiliyorlar veya koçluk hizmeti yapabiliyorlar, diyetisyenlik yapabiliyorlar. Yani her konuda mesela öğrenci koçluğu, aile koçluğu hepsini yapabiliyorlar. Ve bu zamana kadar da 45 kişi yetiştirdik Avrupa'da. İnşallah Türkiye'de de devam ediyor çalışmalarımız. Orada da bu şekilde devam edecek. Çok güzel sonuçlar alacağız inşallah. Sen de onlardan bir tanesisin. İnşallah hocam. Hedefim bu şekilde hocam. Bu güveni bize kazandırdınız hocam. Özgüveni, farkındalığımızı ortaya çıkardınız. Ve bizler de inanarak, güvenerek bu işin içine girdik. Yani aslında yatırımın en büyüğünü kendimize yapıyormuşuz. Yapmamız gerekiyormuş. Bunun farkına vardık hocam. Yani hayatımızda yani menkul olarak insanlar yatırım yapıyor. Araba, arsa. Ama hepsinden daha güzel İnsanın kendisine yatırım yapmasını öğrettiniz bize hocam. Ve bu benim için hayatımda yani gurur duyduğum ve beni mutlu eden en büyük özelliklerden bir tanesi hocam. Şimdi şöyle bir durum var. Arsaya yatırdığın parayı belki 1 sene sonra veya 2 sene sonra görüyorsun. O zaman geliyor. Veya daire alıyorsun, tamam mı? Daireye yatırdığın para kendini 30 senede çıkarıyor belki. Ama kendine yaptığın bir yatırım, bütçe hemen 2 haftada dönmeye başlıyor. Yani en hızlı dönen, en karlı yatırım okumak. Yani okumak, ilk emir var ya oku, onu yerine getirmek. Okumak aslında kendini geliştirmek. Kişisel gelişim yapmak. Anlatabiliyor muyum? Ve bu şekilde de en hızlı sonuç veren sistem bu. Bizim 3 adım sistemiyle İnsan kendini geliştiriyor ve arzuladığı hedefe varabiliyor. Hayır demeyi öğreniyor. Bir boşluğa düşen, hani genellikle insanlar boşluğa düşüyor. Rahatlık alanından dolayı korku, kaygı başlıyor. Sıkıntılar başlıyor. Yani problemler genellikle insanların örneğin özgüven eksikliği var. Ben yapamam, edemem. olmaz, herkes yapar ama ben yapamam, benim özgüvenim yok diyerek insan devamlı böyle tedirgin oluyor, kaygılanıyor, korkusu oluyor ve önüne gelen fırsatlara dokunamıyor. Yani önünde bir altın var, elinde, elini uzatıp alamıyor onu korkusundan dolayı. Biz ne yapıyoruz? Kişiyi uyandırdıktan sonra yöntemlerimizle o altına dokunabiliyor. Senin yaptığın gibi. Önüne gelen fırsatı tak değerlendirdin. Hayır dedin. Bazılarına hayır dedin. Bazılarına evet dedin. Altınlara, paraya, finansa, berekete, sağlığa, aileye, huzura evet dedin. Anlatabiliyor muyum? Huzursuzluğa, tavuklara, tavuklaşmış insanlara, negatif insanlara hayır dedin. Bu yani. Yani gerçekten insanların problemi bu. Yapamam duygusu. Korku, heyecan, özgüven eksikliği. Anlatabiliyor muyum? Özgüven eksikliği. Bundan dolayı potansiyelleri insanlar kullanmadan ömrünü tüketiyor. Sen 28 yaşında bu durumdasın. Çok güzel maşallah. Ama bazıları 58 yaşında uyanıyor. Benim programıma 90 yaşında adam geldi ya. 90 yaşında uyandı. Düşünsene 90 yaşına kadar öyle dedi. Hocam ben şimdi uyandım dedi. Uyandım, ben şu anda uyandım. Bu zamana kadar boşuna yaşamışız dedi 90 sene. Anlatabiliyor muyum? Çünkü 90 sene tavuk gibi yaşamış. Biz onlara nasıl uçulur onu öğretiyoruz bir çeşit. Uyandırıyoruz onları. Şimdi problem bu. İnsanlar bu korkudan dolayı, bu kaygıdan dolayı ne yapıyor? Bunu da söylemek istiyorum. Sence ne yapıyordur? İnsanlar korkuyor, kaygılanıyor. Nereye gidiyor sence ilk önce? Psikologlara gidiyorlar hocam ya da dertlerini... Ne yapıyorlar? Gidiyor, dertleniyor değil mi? Peki çözülüyor mu? Hayır hocam. Daha önce ben de defalarca psikoloğa gitmiş bir insanım. Saatlerce ve haftalarca danışmanlığa katılmış bir insanım ama çok güzel bir örnek verirsiniz hocam. Yani böyle akü biraz çalışıyor, ışık oluyor ama sönüyor. İlerisi yok, gerisi yok. Gazı bitiyor değil mi? Işığı bitiyor yani. Aküsü bitiyor. Veya psikoloğa gidiyor, faydasını görmüyor. Sonra psikiyatriste gidiyor. O ne yapıyor? Onu da söyleyelim. Bazen derdine çare oluyor gibi oluyor ama olmuyor hocam. Daha çok seni daha çok dert veriyor sana. Evet, ilaç veriyor. Bu sefer ilaç verince sen uyuşuyorsun otomatikman. Önünde problemlerin var, çözemiyorsun. Çünkü uyuşmuşsun yani. Beynin uyuşmuş. Zombi gibi oluyor insan. Ve normalde problemi bir taneydi ya. Özgüven eksikliği vardı sadece. İlaçtan dolayı, ilaçların arkasını okumuyor insanlar. Psikiyatristlerin verdiği ilaçların çoğunda ne yazıyor? İntihar meyilliliğini arttırıyor diyor. İntihar meyilliliğini. Korkularınızı arttırıyor. Halüsinasyon görmeye başlıyorsun. Bir açıp okusunlar neler oluyor. Anlatabiliyor muyum? Sonra bir derdi olan kişi 100 tane derdi oluyor birden. Daha kötü oluyor. Maalesef insanların %97'si bir çeşit ilaçlara tapıyor. Çare olarak görüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Daha kötü oluyor. Ve ömrünü böyle zayi ediyor, böyle tüketiyor. Başka ne oluyor biliyor musun? Onu da söyleyeyim. Bu iki yerden fayda göremedi. Bu sefer reikicilere gidiyor. Reiki. Biyoenerjist. Biyoenerjist, akademisyen biyoenerjistlere bir şey demiyorum. Onlar bilimsel olarak eğitim alanlardan bazı metafizikçi biyoenerjistler var. Uçuk kaçık medyum tipler falan var ya. Onlara gidiyor. Tamamen raydan çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Raydan çıkıyor. Bir derdi olanın 100 tane derdi oluyor veya 1000 tane derdi oluyor artık. En sonunda uçuruma geliyor ya böyle. Uçurumdan aşağı artık. Başka bir yol olmamış. Tamam mı? Ondan sonra uyanmak zorunda kalıyor. Eğer nasibi varsa. Şifayı Allah veriyor tabii. Şifa nasipse o zaman uyanıyor kişi. Bu gibi felaketlere bu videoyu izleyenler genellikle Onların da çok tecrübesi vardır bu konuda. İlk önce psikoloğa gitmişlerdir, psikiyatriste gitmişlerdir, reikiciye, biyoenerjiste, medyuma, cinciye, hocaya, her yere gidiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Her yere. Kartçıya, falcıya, hepsine gidiyorlar. Hepsinin ya onlardan bir tanesine gitmiştir ya hepsine gitmiştir. Öyle tecrübeli. Veya hiçbirine gitmediyse giden arkadaşı vardır. Böyle tecrübeleri var. Bunlar gerçek. Bunlar hayatın gerçeği. O yüzden ben de diyorum ki uyanın artık. Uyanın diyorum. Sen ne dersin insanlara? Yani şöyle düşün bak. Yolda gidiyorsun Cumali kardeşim. Arabayla birisi ağaca çarpmış, duman çıkıyor arabadan. İçeride böyle yaralı. İnsanlar genellikle böyle. Ne dersin? Oraya çarpmadan önce ne dersin? Hocam uyanın dedim. Yani uyanmak çok güzel bir şey. Büyük bir farkındalık. Yani kesinlikle zamanlarını, bütçelerini gereksiz şeylere harcamasınlar hocam. Yani benim önerim onlara bilinçli bir şekilde size bir iletişim sağlayıp size bir form göndermeleri ve sizinle en azından bir öngörüş sağlamalarını isterim. Yani hatta gönlüm ister ki sizin programlarınıza katılıp kendilerini keşfetmelerini isterim. Kesinlikle hocam. Yani bunu samimi duygularımla söylüyorum. Yani bir ön görüşmeye gelsinler en azından değil mi? Şu anki durumlarına biz bakalım. Şu anda neredeler? Hedefleri nedir? Onu öğrenelim. Nereye gitmek istiyorlar? Biz şu anki durumdan hedeflerine nasıl gidilir? Bir plan verelim onlara. O kadar. Bir plan verelim. O plana göre gitsinler hedeflerine. Yanlış yerlere para harcamadan, yanlış yerlere gitmeden, hayatlarını zehir etmeden, acı çekmeden, büyük bedeller ödemeden, yan tesirli ilaçları alıp örneğin kafalarındaki nöronları, damarları, sinirleri bozmadan, yan tesirli ilaçları kullanarak depresyonlarını arttırmadan, panik atak olmayan insanların panik atağa girmeden bazı ilaçlar kalp ritmini bozuyor. Panik atak oluyor insanların bazıları. Anlatabiliyor muyum? Sadece ne yapsınlar? Bir ön görüşme için başvuru göndersinler. Bu kadar basit yani. Sen de o şekilde başvuru gönder. Evet hocam. Hatta öncesinden yani sizinle tanışmadan önce, programlarınıza katılmadan önce bir iş kaybetme korkusu var. Yani bir baskı içerisindesin. Hayır dersen işimden olurum korkusu var. Dediğiniz gibi bu sefer altına dokunamıyoruz. Fırsatlarımızı hep tavuk gibi algılıyoruz. Bu da böyle olacak. Bu da bize zarar verecek gibi algıları oluyor. Ve bunları kırdık hocam. Yani gerçekten hayır dedikçe, özgüvenimiz arttıkça o altınlara dokunmaya ve keşfetmeye başlıyoruz. Bu gerçekten güzel bir mutluluk. Yani 2 haftadan beri ben mutluyum hocam. Yani yüzümde tebessüm hiç eksik olmuyor. Hakikaten ya şu anda bile tebessüm ediyorum. İçimde, kalbimde, zihnimde bir huzur var. İnsanların zaten hocam milyar dolarlarını verip huzuru aramıyorlar mı? Evet. İnsanların aradıkları huzur değil mi? Ben huzurluyum arkadaşlar, korkmayın. Yani bu yola girmekten korkmayın, endişe etmeyin. Mutlu olmak istiyorsanız, huzuru yakalamak istiyorsanız çok uzakta değilsiniz. Bir adım atmanız gerekiyor yani. Hocamıza doğru bir adım atmanız gerekiyor sadece. Yani şimdi bu samimiyeti, vücut dilini herkes biliyor aşağı yukarı. Şimdi seni seyrederken zaten senin konuşmalarında samimi olduğunu görüyorlardır. Ben görüyorum çünkü. Yine de yetmiyorsa onlar seninle iletişime girebilirler. Öyle değil mi? Girebilirler mi? Tabii ki hocam. İstedikleri zaman bizimle iletişime geçebilirler hocam. Bu samimiyetimi sesli olarak da, sözel olarak da, canlı olarak da anlatabilirim hocam. Evet, bana başvuru göndersinler. Yani yazsınlar bana. Senin telefon numaranı veririm ben o zaman. Olur mu? İzin verir misin? Tabii ki. Memnuniyetten. Tabii ki hocam. Biz de diyelim ki bak kardeşim, daha önceden diğer arkadaşlarımız Orhan, Hamza, daha önceden binlerce yazı yazanlar var. Ama şu anda en aktüel sen varsın. Biz ne yaparız? Senin numaranı veririz. Bir de seni ararlar, sorular. Ya gerçekten sen de bu değişiklikler oldu mu hayatında? Bu güzellikleri yaşıyor musun? Ben de cesaret edip harekete geçmek istiyorum ama ben ya yapamazsam, ya olmazsa, ya doğru değilse gibi düşüncesi olan insanlar Kafasını rahatlatmak için o zaman senin numaranı alır benden, bizden, bizim ekibimizden. Ondan sonra seni ararlar. Sen de onlarla konuşursun. Devam ettirmek istiyorum. Canı gönülden arkadaşlar bu konuda hiçbir şekilde tereddüt etmesinler kalplerinde. Hiçbir şekilde şüphe olmasın. Bunu ben samimi duygularımla sizinle paylaşıyorum. Evet, çok güzel. Maşallah. Daha ben bu zamana kadar bu programlara katılıp da parasının cüzdanından eksildiğini görmedim. Daha hiç görmedim. Yani tamam, kendine yatırım yaptı ya, bütçe ayırdı, yatırdı. Bunu 3 ay içerisinde çıkarıyor devamlı insanlar. Hatta fazlasıyla çıkarıyor. Bir tanesi hocam bir ayda dedi bu programa ayırdığım bütçenin tam 7 katını dedi aldım. Hiç beklemediğim yerden kapı açıldı ve o para geldi dedi. Hiç beklemediğim para geldi dedi. Helalinden tabii. Anlatabiliyor muyum? Emeği karşılığında. Çünkü kişi burada potansiyelini çalıştırıyor. Beyin potansiyelini çalıştırıyor. Bakış açısını değiştiriyor. Dil kalıbını değiştiriyor. Parayla alakalı, bereketle alakalı, aileyle alakalı. Dilini ve beynini değiştirdikten sonra her şey değişmeye başlıyor zaten. Hocam son kez şunu dile getirmek istiyorum. Bize göstermiş olduğunuz tekniklerden, dilimizden beynimizi yönlendirmeyi, yönetmeyi öğrendikten sonra şöyle bir hadise gerçekleşti. Hocam bunu canlı olarak arkadaşlarla izleyecek olanlara anlatmak isterim. Abimle kahvaltı alışverişine çıktık ve içimden şöyle geçirdim. Evdekiler sıcak simit sever. Fırından simit alalım. Tamam dedik. Daha köşeye dönerken tanıdığımız bir abi pastanın önünde bizi çağırdı. Buyurun dedi, çay ikram edelim, yiyecek bir şey de ikram edelim. Evde misafirlerimiz var dedim, gitmemiz gerekiyor. Olsun dedi, onlara da götürün dediler. Alacağımız şeyleri onlar bize hediye ederek çantamıza koyup yedirdiler, içirdiler. Öyle gönderdiler. Aklımıza, gönlümüze böyle bir plan yoktu halbuki ama o dilimizden, içimizden, ağzımızdan çıkan her bir söz aslında bizim kabul olunmuş bir duamız olduğunu öğrendik hocam programda. Evet. Allah razı olsun. Arkadaşlara hiçbir şekilde hocam ben tereddüt etmelerini istemiyorum. Canı gönülden en azından bir form gönderin. Sizinle tanışmalarını istiyorum. Evet, gerçekten mucizelerle dolu hayatımız oluyor. Ve şaşırıyoruz. Her saate şaşırıyoruz ondan sonra. Gerçekten öyle. Her saate insan her gününe şaşıracak. Bunun garantisini veriyorum ama ben. Diyorum ki bak bu programlara katıldıktan sonra, sen değiştikten sonra her gün mucize dolu olacak. Hayatının her parçası seni şaşırtacak. Çünkü sen değişince her şey değişiyor. Bugünden itibaren hayatının geri kalan kısmını daha keyifli, daha kaliteli, daha özgür bir şekilde kartal gibi uçarak, finansal olarak bereketini arttırarak, daha sağlıklı, mutlu, kariyerinde başarılı bir şekilde gerçekten istiyorsan, o zaman yapacağın tek şey var. Bu videoyu izleyenlere söylüyorum. Hemen videonun altındaki linke tıklayacak. Benimle ön görüşme için başvuru gönderecek. Bu kadar basit. Birbirimize uyduğumuzu hissedersek o zaman başvuru göndereni ekibimden birisi arar ve eğer uyuyorsak tabii ne yaparız? Onu da programımıza alırız. Sınırlı sayıda bir kontenjanımız var ama oraya alırız. Ve onunla 3 ay bir çalışma yaparız. Ve gerçekten şimdiden söyleyebilirim, garanti verebilirim. O da programlara başladıktan sonra her günü için şaşıracak, kalacak. Yani o kadar güzel değişiklikler olacak ki şaşırıp kalacak yani. Ona söyleyebilirim. Hemen yapacağı şey aşağıdaki linke tıklayarak başvuru göndermek. Bu kadar basit. Herkese kucak dolusu selamlar gönderiyoruz değil mi? Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.